İskenderun'dan, yağmurlu bir İskenderun'dan herkese mutlu pazarlar. Nasılsınız arkadaşlar? Biz çok şükür Allah'a iyiyiz. Kayınvalideme kahve içmeye gidiyoruz. Önce dayımın yanına geçeceğiz, sonra da kayınvalideme geçeceğiz. Karanlık oldu yine. Yakup Paşa'yı da böyle sardık, sarmaladık. Hava yağmurlu ama şu an biraz açıldı. Hava açılmışken dedik, fırsattan istifade gidelim, biraz hava değişiklik olsun. Yakup'a bakın. Onun da uykusu geldi, artık orada uyuturum. Hadi kapıyı kilitliyorum. Tamam, neyse. Hadi siz inin, ben geliyorum. Neyse arkadaşlar, günün devamında görüşürüz inşallah. Ah kuzularım benim, ne yapsınlar, hava yağmurlu, sahile falan gidemiyoruz. Evin içinde paten sürüyorlar, görüyor musunuz? Böyle daha mı eğlenceli? Aytu neredesin? Çık bakayım ortaya. Bak bak, Aytu mutfağa saklandı. Sen nereye oğlum? Ha, sen nereye annem? Abiler çalışıyor orada. Odaya girmek yasak. Bak 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 bak, şuna bak. Seni yerim ya, yerim ya. Heh. Ay bak bak bak, süpürgeyi al oradan. Evdeki cici bebeleri bunlar bitiriyor işte. Bunlar var ya, bunlar bitiriyor bizim evin cici bebelerini. Alıyorlar böyle kavanozu. Şey gibi, çerez gibi yiyorlar. Şurada da bir poşet mandalina ve portakal var. Abim gelmiş köyden, gelirken de aşağıya annemin yanına uğramıştı. Bize de getirmiş böyle bir torba dolusu. Kayınvalidemlerden gelirken çekirdek aldım akşam çayın yanına yemek için. Bu aralar hep çekirdek canım istiyor. Vallahi şimdi böyle elim ayağım bağlandı sanki. Hava kararmaya başladı çünkü bakın dışarıda hava kararıyor. Saat şu anda 5.30. Akşam ezanı okundu ya da okunmak üzeredir. Duymadım, pencereler falan hepsi kapalı olduğu için. Vallahi yemek mi hazırlayayım, ne yapayım hiç bilmiyorum. Böyle bir boşluktayım şu anda. Bunlar da böyle koridorda bir oradan, oradan oraya, oradan oraya şey yapıyorlar. Şunlar makineye atılacak. Alayım da bari bunları çalıştırayım. Makineye atayım da bari bunlar yıkana dursun. Şurada dursun, çalıştırırım şimdi. Evin içinde paten sürülür mü? Sürüyorlar. Ama o patenlerin altı temiz arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Aytu da paten sürüyor da kameraya girmek istemiyor şu anda. O yüzden ben de zorlamıyorum. Ben kameraya girmek istiyorum. Sen istiyor musun? Sen cadısın. Cadı cadı. Kurban olsun anne, yaradana. Akıllı kızım. Canım kuzum benim. Anneciğim bak. Annem. Arkadaşlar bakın, büyüdüm. Evet, büyüdü benim kızım, ablaları. Ben 20 kilo oldum. Evet. Oraya saklanıyor. Oraya saklanıyor. Dararam. Dararam. Neyse tamam annem, seni çekmiyorum. Ben aileni çekiyorum. Neyse, bu kadar gevezelik yeter. Geçeyim mutfağa, bir şey, mutfağa diyorum, salona bir gideyim de. Ne yemek yapacağım onu da bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar, diyordum ya, bir boşluktayım, boşluktayım. Kahve içmedim. Evet, gittik dayımlara, kayınvalideme falan, oraya geçtik ama orada da hazırda çay varmış. Çay verdiler. Kahve içmeyeceğim, bir boşlukta hissediyorum dermişim. Yok vallahi, böyle bir boşlukta hissettim kendimi. Ne yapsam, ne yapsam, ne etsem, öyle yemek de yapmayacağım bugün. Dünden yemeklerimiz var çünkü. Sıkıldım. Yapılacak iş de var gibi, yok gibi. Yani havada böyle soğuk ya. İnsanın bir şeye, işe de yani şey olmuyor. Katlanacak çamaşırlar var. İki sepet dolusu vardı. Bir sepetini şimdi katlayayım dedim. Dedim ne yapayım, ne yapayım. Eşim de tıraş olmaya gitti. O da tıraş olmaya gidince ben sıkıldım. Artık dedim bir Nescafe yapayım kendime. Nescafe yapayım. Nescafe içeyim. Bisküvi falan yiyeyim. Bir şeyler yapayım işte. Sonra da eşim gelince zaten çocukları banyo yaptırırız. Onları banyo yaptırırız. Banyodan sonra da yemeğimizi, yemekleri ısıtırım. Bir akşam yemeğini yeriz. Alper'in yarın yazılısı var matematikten. O matematik yazılısına çalışıyor odasında. Ay bismillah. Kavanozu elimden düşürüyordum. Bilgisayarda şey yapıyor. İnternetten test çözüyor. Öyle.
Ben de dedim bir hem Nescafe içeyim hem de bir yandan da çamaşırlarımı katlayayım dedim. Öyle arkadaşlar. Pazar günü eşim de evde bugün. Bugün akşam işe gitmeyecek. Yarın 4-12'ye döndü vardiyası. Yine akşamları hani şey ama gece 1'de evde olacak yani. 12'de işi bitip gece 1'de eve gelecek. Bugün evde olmasına rağmen maalesef hiçbir yere gidemiyoruz. Çünkü hava çok kötü, soğuk, dışarı çıkılmaz. Akşam gezmesine bir yerlere mi gitsek dedik. Abimlere gidelim demiştim ben sabahleyin. Bir baktım abim geldi. neyse zaten benim yeğenimle büyük oğlum Alper aynı sınıftalar. Yarın da matematikten sınavları olduğu için yeğenim de harıl harıl ders çalışıyormuş. Dedim hiç şey yapmayalım. Diğer büyük yeğenim de liseye gidiyor. O da ders, onun da yazılısı varmış. O da ders çalışıyormuş. Dedim kim hiç şimdi kimseye gidip de kimsenin düzenini bozmayalım. Çocuklar harıl harıl sınavlarına çalışıyorlar. Benimki de içeride çalışıyor ama hani akşam dedik böyle 2 saatliğine bir çay içimine gitsek mi dedik. Sonra da baktık çocuklar dersi bayağı önemsemişler. Aferin yani çocuklarımıza. Dedik kalsın, oturun evde. O yüzden bakkaldan gelirken çekirdek aldım. Dedim çayımızı yaparız, çekirdek çitleriz bugün böyle dedik şey yapalım. Çünkü normalde de hep akşamları evde yok biliyorsunuz. Yani gece 11'de işe gidiyor. Bir yere gezmeye gidemiyoruz. Yani evet akşamları evde ama olmuyor işe gideceği için bir yere gidilmiyor. Şimdi de 4-12'ye dönmüş. 4-12'ye dönünce de yine akşamlar evde olmayacak. Saat 3'te işe gidecek. Öğleden sonra saat 3'te işe gidecek. Gece 1'de gelecek. Yine biz akşamları bir yere gidemeyeceğiz. Hafta içi zaten gitmiyoruz. Sadece hafta sonları gidiyoruz. Gidersek. Çünkü hafta içi ben akşamları bir yere gitmeyi pek şey yapmıyorum. Herkesin çünkü okuyan öğrencisi var, okulu var, dersi var. Erken yatırıyoruz çocukları. O yüzden kimsenin ne bizim düzenimiz bozulsun ne de başkasının düzenini bozayım. Gidersek hafta sonları gidiyoruz. Bugün de böyle ne bir yere gittik. Evde öyle fazla bir iş güç yok bugün. Diyorum ya sadece bir katlanacak çamaşırlar var. Sadece Alper'in pantolonunu ütüleyeceğim. Onu yıkamıştım. Aytuğ'unkini yıkamadım. Temizdi. Dedim kalsın. Alper'in pantolonunu ütüleyeceğim sadece. O yüzden öyle fazla bir işim de yok. Yemek de yapmayacağım dedim ya. O yüzden işte bir boşlukta. İşte ben alışmışım biliyor musunuz? Harıl harıl iş yapmaya alışmışım. Bugün iş yapmayınca kendimi boşlukta hissediyorum. Böyle o odadan o odaya, o odadan o odaya giriyorum, çıkıyorum. Ne yapsam ne etsem. Dedim en iyisi yap kahveni Göknur. Otur. İki sohbet et dedim takipçilerinle. Ondan sonra da çamaşırlarımı katlayacağım. Şimdi benden selam bekleyenler var. Biraz önce yorumları okudum ama cevaplandıramadım çünkü şimdi kahvemi içerken cevaplandıracağım yorumlarımı. Nermin İn selam gönder demişsin. Selamlar canım. Öpüyorum seni. Çok güzel dün yazışmıştık seninle bayağı bir. Selamlar canım. Öpüyorum. Çocuklarını da öp benim yerime. Allah'a emanet ol tatlım. Dilek Gökçe. Söylemiştim bana kahve içerken Dilek demiştim. Bak Dilek kahve içiyorum ben senin yerine. Bak senin yerine yudumluyorum ha. Başka kimler var? Hatice Eda, Hatice Polat, Berivan Yalçın, Berivan Güllü. Şu an aklıma gelen isimler. Hepinizi öpüyorum canım. Çok teşekkürler. Çok sağ olasınız. Her gün hemen hemen her gün yorum yazan arkadaşlarım. Şu an inanın şöyle bir düşünmem lazım. O kadar çok takipçim. Allah razı olsun yorumlar yapanlar. Yorumlarınızı okuyorum. Büyük bir zevkle okuyorum. Büyük bir keyifle cevaplandırıyorum yorumlarınızı. Aklıma şu anda bunlar geliyor. Yasemin ablam, Şeref Güneş, Yasemin ablacığım. Öpüyorum canım seni. Başka kim var? Şu an aklıma gelmiyor. Aklıma geldikçe söylerim arkadaşlar. Şimdi ben içeriye salona geçiyorum. Kahvemi alıp köşeme çekiliyorum. Önce biraz kahvemi içip yorumları cevaplandıracağım. Sonra da çamaşır katlayacağım. Görüşmek üzere.
de çocukları banyo yaptırıyoruz. Çocukların kıyafetlerini buraya hazırladım. Bir de çekmeceden çorap da alayım onlara. Aylin'in çekmecesinden de alayım. Nerede? Şu kalın çoraplardan. Çift katlı kalın çoraplardan giyiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ha? Yakup Paşa. Yakup. Sen de bici bici yapacaksın mı oğlum? Ha? Bici bici yapacak mısın aşkım? Yakup. Yakup banyo yapmaktan çok korkuyor. Çamaşırlarını götüreyim içeriye de. İçeride sıcak yerde giyinsin banyodan çıkanlar. Kurusun diye yatağın üzerine seriyorum. Şimdi dışarıya sermek istemiyorum çünkü millet sobalara odun kömür atıyor habire. Bornozlar da kokar, is kokar. O yüzden şöyle yatağın üzerine serdim. Burada serili kalsın. Kururlar nasıl olsa. Sabah yine biraz güneşletirim. Şimdi yemek hazırlayacağım. Acıktık. Hadi anne. Hadi anne. Hadi anne. Dökme. Allah'ım. Yatırdım. İlla süt istiyoruz dediler. Tamam her gün süt veriyorum bunlara ama akşam yemeğinden sonra süt içmişlerdi. Yine de ikinci sütü istiyorlar. Ben içmedim. Aytu içti, Aylin de içti. Sen içmemiştin de ikinci sütü istedim. Gel Aylin sen de iç sütünü hadi. Yavaş. Kız İlker gülme krizine girdi. Ne yapayım ben bunlarla Allah. Hadi gülme hadi iç. Hadi annem. Ha. Yapma annem ya. Hep orada bak o aynanın önünde Alper yazısını görüyorum. Her salon. Diyorum ki salona geçtiğinde söyleyeceğim Alper diyorum unutuyorum. Hadi. Ne zaman lavaboya geçsin? Aynanın önünde Alper yazıyor kocaman harflerle. Diyorum ki geçeceğim söyleyeceğim buraya yazı yazma diye. Bak şimdi kendisi hatırlatıyor bana. Hadi. Oraya sarıp duruyor ki Alper yazıyor. Tamam hadi aşkım hadi. Tatlının yıldızı beğendim. Öpücük. Hadi geceler. Dualarını okur. Hadi. Bay bay. Bay bay. Hadi çocuğum siz de için. Hadi annem. Kıçak kedi. Kıçak kedi. Kıçak kedi. Oğlum güle güle. Allah razı versin. Hadi. Hayır bittin. Artık bu saatten sonra hiçbir şeyimiz. Sütünü içip yatıyorsun. Ne? Ne olacak şimdi? Ha? Ne olacak? Hayır yiyemezsin lütfen hadi. Hadi çocuklarım. Hadi kuzularım. Hadi. Hadi. İçtin mi? Dur, dur. Ah. Ağzını sil. Annem yavaş. Ben de güzel. Hayır bunu yemeyeceksin şimdi. Yemeyeceğim ki. Tamam. Hadi iç sen de iç bitir. Nereye yansın? Hadi tamam. Annem. Evet, yavaş düşeceğiz. Hadi kuzum. Ay. Evin içinde kağıt uçaklar uçuyor. Bir tanesi şöyle
Ben tam başörtümü mü alıyordum? Kafama geldi bir tanesi. Hadi. Döküldü mü? E çok gülüyorsun. Bu kadar gülme anne. Ben gülüyorum. Hadi. Hadi bitmiş. Onu da iç. Hadi açtım. Tamam mı? Ağzını sil. Döküyorum. Küçükler anneye. Hadi. Ay fena bunlar. Nihayet gönderebildim yatağa onları. Allah'ım gördünüz değil mi Aylin'in kikir kikir gülmelerini? Ay çok fena bu kız, çok fena. Arkadaşlar ben de bu arada artık kapanışımı yapıyorum. Şu an saat kaç olmuş çocukları bile yani. 11'e 10 var, çocukları yatırdım. Geri kalktılar süt istiyoruz diye. Halbuki saat 9 gibi içmişlerdi birer bardak ama bir de Alper içmemişti. Bir daha istediler. Neyse dedim hadi bir daha vereyim içsinler. Sütü çok seviyor benimkiler. Sabah, akşam, gün içerisinde bile süt içmek istiyorlar. Çok aşırı da vermek istemiyorum. Fazlası da zarar. Neyse. Ben de ne diyorum artık. Bugünlük benden bu kadar. Bir pazar gününü daha bitirmiş bulunuyoruz. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hakkınızı helal edin. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.